Limus, bastımın etini yemiştir. Sayet görürsen, bana söylemezsen demiştir. Tamam anne, sana bir şey dedim mi ben? Açıklama istemiyorum. Bana düşman olma yavrum. Ben senin iyiliğin için. Tamam dedim anne. Senin suçun yok. Sen görevini yapıyorsun. Sana düşman olur muyum ben hiç? Sen benim annemsin. Tabii ki benim iyiliğimi isteyeceksin. Hadi git babamın yanına da daha fazla sinirlenmesin. Hadi anneciğim, hadi canım benim, hadi. İyi geceler. Biliyorsun. Anlayamadığım bütün bu yaşadıklarımız. Sen Türksün. Evet. Ben değilim. Biliyorum. Öyleyse her şeyin nedenini biliyorsun demektir. Biliyorum ama anlamıyorum. İşte bu. Sen Türksün, ben de Rum. Ama biz bir şey yapmıyoruz ki. Nasıl bir şey? Yani ne bileyim, bir kızla bir erkeğin yapabileceği şeyler. O şeyler benim de aklımdan geçmiyor değil. Ama şey, doğrusu cesaret edemiyorum. Nasıl yani? Yani seni öpmek istiyorum mesela. Öpemiyorum. Neden? Neden mi? Öpebilir miyim yani? Burada olur mu canım? Herkesin ortasında. Neden? Bilmem. Thank you.
Benim canım yine öpüşmek istiyor. Bu seni seviyorum demek mi? Hiç kimse öldüremez. Ben de seni seviyorum. Hem de deli gibi. Evet. Exotitrehi. Adam olmayacaksın sen. Bir şey değil, benim de başımı belaya sokacaksın. Hiç düşünmediğim şeyi yaptıracaksın bana. Çekip gideceğim Yunanistan'da. Neden baba? Ne yapacağız Yunanistan'da? Ölünün körünü. Sen dua et, kızın babası uyanmamış daha. Aklını başına toplamazsa başımıza gelecek çok şey var burada. Haberin olsun. Bak, dövmek istemiyorum seni. Aslında dayağı hak ettin ya, neyse. Başka bir baba olsa çoktan ayağının altına almıştı seni. Bir daha o oğlanla görüştüğünü, konuştuğunu duyacak olursam alimallah, işten alırım seni. Evde oturursun. Hem de hiç çıkmamacasına. Birbirimizi görmeyelim. Nasıl? Bu arada her şeyi unuturlar belki. Ben seni benden daha cesur sanırdım. Değilim. Yanlış anlama lütfen. Korkuyorum. Babam beni işten alırsa her şey biter. Hiç sokağa çıkamazsam ne yaparız o zaman? Haklısın. En iyisi kaçmak. Nereye? Yunanistan'a mı? Yok canım. Babam orada bulur bizi. Burada da benim babam bulur.
Evli misiniz? Evleneceğiz. Nişanlıyız. İyi. Beğendiniz mi evi? Çok güzel. Delirdiniz mi bre? Birbirinizi görmek yasak, kattınız ev tutmak istemişsiniz. Dünya harbi çıkaracaksınız. Sizin düşündüğünüzü düşünmek için insanın deli olması lazım. Ne yapalım? Bu durumda en iyisi delirmek. Evi döşeriz. Yavaş yavaş. Sonra yerleşiriz. Arasınlar bulsunlar bizi. Ben 18'imi geçtim. Ya sen? Sen de geçtin değil mi? Hı, ben de geçtim. Eleni. Bize yardım et. Nasıl bre kuzum? Benim elimde ne gelecek? Ahmet Usta'ya da anlatalım. Hadi. Manyak mısınız siz be? Yahu şeytanın aklına gelmez böyle bir şey. Ev tutacaksınız ha? Sonra eşya alacaksınız ufak ufak. Sonra? Sonra kendi döşediğiniz eve girip... girmek ne kelime? Kaçıp yerleşeceksiniz öyle mi? Azrail'in aklına gelmez böyle bir şey. Deli misiniz siz be? Yani amma da yardımcı oldun Ahmet Hakim'u. Bravo sana! Benim elimden ne gelir yahu? Şu gavur karıya bak! O da beni suçluyor durup dururken! Ahmet abi, yani sen şimdi bize yardım etmeyecek misin? Ayakkabı nasıl yapılır bilir misiniz çocuklar? İyi ayakkabı yapmak için kendini bir güzel işine vermek gerekir. Ayakkabıyı yaparken başka hiçbir şey düşünemezsin. Aklında fikrinde yalnızca ayakkabı. Yaptığın ayakkabının hayatı üstüne rüyalar düşünürsün. Bir yandan ayakkabının rüyasını görürken, bir yandan ayakkabıyı yaparsın. Delilik.